Yani Aksara dediğin şey biliyor musunuz? Aksara dediğin şey tam bir küçük Afrika. Yani Afrika, Aksaray. Oo, Aksaray çok müthiş. Yani Afrika'ya gittiğin her yerde Aksaray dersen herkes bilir yani. Aksaray is like Africa. Whenever I come to Aksaray, I feel like I'm in Ghana, especially Ghana Mokwara, you know. You can get everything in Aksaray. Barbering shop, African food, everything. Like, you can get everything in Aksaray. Yeah. Aksaray, herkes biliyor. Kongo'daki her yerde, yurt dışında gelenler de Aksaray nerede olduğunu yani isim olarak biliyorlar. Afrikalılar Türkiye'nin neresine gelirlerse gelsinler, çoğunun yolculuğunda son durak Aksaray oluyor. İstanbul'un Fatih ilçesindeki bu semt, Türkiye'ye yerleşme kararı alan Afrikalıların adeta yeni memleketi. Eğitim için gelenler de var, çalışıp kendilerine burada bir hayat kuranlar da. Öyle ki Türkiye'de ilk geldikleri kenti bugün memleketi olarak söyleyenler bile var. Samsunluyum ama aslında Çat'tan geldim. Burada ithal ve ihracat yapıyorum. Aksaray İstanbul'da. Burada çok rahatız. Yani İstanbul'un en kalbi zaten Aksaray şu an. En sevdiğim yemek hatta kebaptır. Adana kebap. Adana'ya gidip de kebap yememek hiç gitme daha iyi. Ya şu Galatasaray'a bak, gel Fenerbahçe'li oluyor. Yok be. Türkiye'de en büyük Fener ya. Ya en büyük Galatasaray. Ya öyle değil mi? Musa Fenerbahçe'li mi? Evet, evet. Yok ya. Senin takımına gelinmeyeceğim çünkü sen Galatasaray. Galatasaray problem. En büyük Fener. Yok Galatasaray. Yok. Kendi berber ve kuaför dükkanları, yerel yiyeceklerin yapıldığı lokantalar ve ticaretle uğraşılan iş yerleriyle insanı Afrika'ya gitmiş gibi hissettiriyor Aksaray. Türkiye'nin Afrika'yı alternatif pazar olarak görmesinin ardından yapılan ikili anlaşmalarla birlikte Afrikalılar son 10 yılda yoğun olarak Aksaray'da ticari faaliyette bulunmaya başladı. Çoğunlukla tekstil ve kargo işleri üzerine çalışıyorlar. Aksaray'ın kendilerine sunduğu ticari ve sosyal imkanları tanıyan Afrikalılar Aksaray'a gelmek için birbirlerini de teşvik ediyor. My name is Vaida. I'm from Ghana. I've been in Turkey for 8 years. I do cargo. I ship to Ghana and worldwide. Yeah, that's my business here in Turkey. When you want to come to Turkey for business, especially clothes and other things, Aksaray is the best place for you to come here. Yeah. Başta dış ticaret olmak üzere gıda sektörü gibi birçok alanda çalışan Afrikalılar hem Türkiye'nin hem de kendi ülkelerinin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bir çay kanka. Ye bir çay misafirlere yapma. Ve ona da verebilirsin. Benden. Çay. Ne abi? İyi sen abi. Çayın nasıl? İyi güzel valla. Türkiye'den güzel çay. Mısır çay. Eyvallah kardeşim. Ben Mustafa. Mustafa Afal. Senegalliyim. Türkiye'ye 2010 geldi. Şu anda 2024. Bayağı buradayız. Yani bu ülkeyi biz yani çok seviyoruz. Yani biz neden Aksaray tarafa geliyor? Yani mecbur. Zaten Türkiye biz Afrika'dan bizim bir başka bir adresimiz yok. Her yerde hep Aksaray'a gönderiyor. Çünkü bizim kargoları burada, iş yerleri burada. Yani fabrika işleri burada. Biz her şeyi bulabilir burada. Adım Sabit Abubakar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldim. Mersin'deydim. Çünkü orada lisans okudum orada kimya bölümünde. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Şimdi İstanbul'da tam Aksaray'da ortasında çalışıyoruz. Bizim orada yani yaşıyorum, nasıl söyleyeyim sana. Burada yaşıyorum de burada çalışıyorum. Aslında Maltepe'de Asya tarafta kalıyorum ben. Afrika kıtasının farklı ülkelerinden gelen bu insanlar şehrin kalabalığına karışmış, umutları ve hayallerinin peşinde İstanbul'un yoğunluğunda yaşıyorlar. Afrikalılar hakkında diyeceğim tek kelime şu, mükemmel insanlar. Hani adamlar işinde gücünde, ülkeye bir nevi ayakta tutan insanlar bunlar, ticaret bakımından. Bazı müşterilerim çoğu Senegalli benim. Bizim Türkler mesela günde iki çay içerken
Mustafa diye bir çocuk var mesela burada Senegal'de, 15-20 çay içiyor. Çayı sevdi, bizim kültürü sevdiler. Kardeşim, bu Afrikalı kardeşlerimizden biz memnunuz. İnsanlar ülkemize geliyorlar uçakla. Ama biz buradan yaka paça alıp da gönderiyoruz insanları. Bakın, Aksaray Afrikalıların iş yeri. Şu an dükkan kiramızı ödeyemiyoruz. Niye? Kalmadı. Kargolar kapanıyor. İnsanlar memleketine geri gidiyor. Biz bunları istemiyoruz. Biz istiyoruz düzgün insanlar. Ben hiçbir Afrikalının benim bir tane malımı çaldığını görmedim kardeşim bu zamana kadar. Ben dükkanımı açık bırakıyorum. Benden daha iyi sahip çıkıyorlar. Gündelik hayatta Türk halkının sempatisini kazanmış gözüken Afrikalıların yakaladıkları bu uyum, şehir hayatının bir parçası olmalarını sağlamış. 14 yıl burada, hiçbir ırkçılık göremedim ben burada, bu ülkeye. Burada çok rahatız. Yani daha önce ırkçılık gördük de ama o kadar fazla değil yani, Avrupa gibi falan gibi değil. Çilik her yerde var yani, bir iki kişi, üç kişi oluyor bazen ara sıra ama demeyelim ki ırkçılık var Türkiye'de, her yerde var. Kıtanın dört bir köşesinden Afrikalıların buluşma noktası olan Aksaray, onların gönlünde taht kurmuş durumda. Ve daha uzun süre bu özelliğini koruyacak gibi duruyor.